Dijital bir sergi deneyimi. Duvarları olmayan müze. İstanbul Resimleri Müzesi'nde küçük bir gezinti. Kitapların şifa bulduğu bir mekan. 5 sanat bölümünde Alper Tuzcu'nun klasik gitar serüveni ve müzik yolculuğu. Yavuz Bülent Bakiler'in edebiyat yolculuğu. Yalvaran gözlerle etrafa baka baka açıyorlar küçücük esmer avuçlarını. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi memleketi Sivas'ta yapımı tamamlanma aşamasına gelen kültür merkezinde yaşatılacak. Çok amaçlı bir kültür merkezi olarak tasarlanan yapıda fuar alanı, sergi, toplantı ve konferans salonları mevcut. Merkezin Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında açılması planlanıyor. Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan Helenistik dönemden İslamiyet dönemine kadar 5 katmana ait eserlerin yer alacağı ve müze otel konseptine sahip olan müze, kısa süre içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Antakya'nın arkeolojik dokusunu katmanlarıyla ortaya çıkartarak, kent tarihinin aydınlatılması için titiz bir şekilde yürütülen çalışmalar 9 yılın sonunda tamamlandı. Müzede Helenistik döneme ait sur duvarlardan 5. yüzyıla ait üzeri kuş figürleriyle süslenmiş mozaik parçasına, büyük boyutlu çok mekanlı Roma hamamından vahşi doğa tasvirli mozaiğe kadar birçok unik eser bulunduğu yerde sergilenecek. Karaman'daki Gödet Kanyonu, el değmemiş doğal güzellikleri ve kanyon yamaçlarındaki tarihi kalıntılarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Karaman merkeze bağlı, eski ismi Gödet olan Güldere Köyü'nün tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Güneyden Silifke ve Mut ile sınırı olan köyün uçsuz bucaksız arazilerinde gezintiye çıkanların aniden dimdik kanyonla karşılaşmaları mümkün. Gödet Kanyonu, seyre doyum olmayan bu güzelliğiyle doğa severleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor. Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23.sü gerçekleştirilen Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. İnönü Caddesi'ndeki Malatya Öğretmen Evi önünde başlayan kortej, Atlı Cirit grubu eşliğinde sürdü. Maskotların yer aldığı kortejde traktörlerden kayısı dağıtıldı. 13 ilçe belediye başkanının da konuşma yaptığı program, havai fişek ve dans gösterilerinin ardından sona erdi. Altıncı Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, İspanyol ikili Escartin Sisters'ı konuk etti. Flavia ve Laia Escartin kardeşler, Gümüşlük sahilindeki toprak evde konser verdi. İkili, büyüdükleri çiftlik evinin huzurlu ve sessiz ortamından ilham aldıkları eserlerinden oluşan akustik bir seçkiyle Bodrumlu müzikseverlerin karşısına çıktı. İspanyol folk müziği, bossa nova, funk gibi farklı müzik türlerinden hareketle ortaya çıkan farklı tarzları dikkat çekti. Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen festival, bir sonraki konserde Hollanda ve Tayvan'dan iki sanatçıyı aynı sahnede buluşturacak.